Değerli konuğumuz TÜRKDEX Başkanı Müsafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı ile dünü ve bugünü konuşmak istiyorum. Sayın Yaycı, efendim tarihi değiştiren bir zafer, bir destan. Yedi düvele karşı verilmiş bir destan. Öncelikle Çanakkale Deniz Savaşı neden yaşandı diye sormak istiyorum. Tabii onun tarihteki o noktada son derece önemli cevapları var. Ama bir yandan da acaba Osmanlı çok kolay zayıf karnından vurulabilir denmiş olabilir mi? Çünkü Abdülhamit'in Haliç'e donanmaya hapsettiği bir son dönemden bahsediyoruz. Donanmaya, denizlere, bütün emperyal güçlerin başta İngiliz armadası olmak üzere dünyaya hükmettiği bir dönemde Çanakkale çok kolay mı geçilecek zannedildi? Sayın Amiralimizin sesini alamıyoruz. Efendim, ses bağlantımızda bir kontrol edelim. Efendim. Sayın Amiralim, şu anda duyuyoruz. Buyurunuz efendim. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle bir kez daha ben de selamlıyor, anıyor, onların önünde eğiliyorum. Şimdi efendim 1915 yılına gelmeden önce 1914 yılında malum işte Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı süreci var. Burada şunu da ifade etmek lazım. Bir kere Çanakkale Savaşı, Çanakkale Cephesi Birinci Dünya Savaşı'nda sadece bir cephe değildir. Bu aynı zamanda milli mücadelemizin ön sözüdür. Milli mücadelemizin başlangıcıdır ve sizin de ifade ettiğiniz gibi sömürge halinde olan milletlere de ışık olmuştur. Artık sömürgecilerin de yenilebileceğini Hint Yarımadası'ndan Afrika'ya kadar bütün herkes öğrenmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının mücadelesi onlara da ışık olmuştur. Çanakkale Harbi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu milli mücadelenin başlangıcı ve aynı zamanda diğer milli mücadelelerde, diğer milletlerin milli mücadelelerine de örnek olmasıdır. Burada öncelikle şunu söylemek lazım. 1914 yılına gelindiğinde dünyada cepheleşme başlamıştı. Almanya ile İngiltere özellikle başı çekiyorlardı. Evet. Fakat bildiğiniz üzere asıl hedeflerden bir tanesi de Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve Osmanlı Devleti'nin parçalanıp aralarında pay edilmesiydi. Şimdi bu da önemli bir husustu. Osmanlı Devleti şu veya bu şekilde İngilizler tarafından reddediliyor ve hatta Osmanlı Evvel ve Reşadiye diye iki tane gemisine de, zırhlı gemisine de el konuluyordu. Hemen bu savaşın başlangıcında. O zaman Osmanlı Devleti anlamıştı ki hedef kendisi. Bu sefer Alman tarafına yanaşan Osmanlı Devleti işte iki tane Goben ve Breslau gibi iki gemiyi önce kendi satın aldığını söylüyor. Bunu da Osmanlı Evvel ve Reşadiye zırhlarına, İngilizler tarafından el konulan zırhlarına karşılık. Şimdiki F-35'ler gibi değil mi Sayın Amiral? Tabii. Evet. Aynen öyle. Yani düşünün. Şimdi onun için ben diyorum ki önce Türkiye. Türkiye'den bakalım. Yani illa bir tarafta olmak zorunda değiliz. İkinci Dünya Savaşı'nda bakın, İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü'nün izlediği aktif tarafsızlık politikası bizi bütün bu dertlerden korudu. Eziyet çekmedik mi? Çektik. Dedelerimiz, babalarımız eziyet çekmedi mi? Çekti. Ama neticede memleketimiz parçalanmadan bir şekilde hayatta kaldı ve kasını devam ettirdi. Şimdi burada Almanlarda Amiral Schuson komutasındaki bu iki gemiyle birlikte Karadeniz'e geçiyorlar. Yavuz ve Bidilli ismini alarak ve Rus kıyılarını maalesef bombalıyorlar. Enver Paşa'nın da işte bu emri verdiğine dair bir takım söylentiler var. Ve o zamana kadar izlemeye çalışılan tarafsızlık politikası artık sona ermiş. Artık Alman tarafında yer almaya başladığımız görülmüş oluyor. Evet. Sayın Yaycı, bu arada canlı görüntüler şu anda ekranlarda. Tabii bu köprüyü de belki değerlendirmek istersiniz.
İlk geçiş evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. O görüntüler şu anda ekranlarda birazdan evet görüyorsunuz. Tabii bu tarihi bir an. Tarihi bir an. Bu köprü tarihi bir eser ve açılış tarihi çok önemli, ismi de çok önemli. Ben şunu ifade etmek isterim. Bir kere biz bu tarih bir ulusun hafızasıdır malum. Ulusal zaferlerin hatıralarını yaşatmak, neden ve sonuçlarından kendimize pay çıkartmak ve bizden sonraki kuşakların zihinlerine yer etmesini sağlamak, ki bu eserlerin böyle bir önemi de var, hepimizin milli görevi olmalıdır. Öyle ki şu anda Karadeniz'de, Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta mücadelemizi sürdürürken güçlü tarihimizden ve ondan aldığımız derslerden faydalanmalıyız. Çanakkale Deniz Zaferi bu derslerin başında gelmektedir. Evet. Sayın Yaycı, şimdi o noktada bir miktar daha hem Atatürk'ün 25 Nisan'da yani o kara zaferine damgasını evet. vuran liderliğine dair sözlerini bir dillendirmek istiyorum, ekranlara taşımak istiyorum. Bir de tabii bu o döneme kadar dünyanın en büyük deniz gücü Birleşik Krallık. Bütün dünyaya hükmediyor donanması sayesinde. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk deniliyor. Nihayetinde böyle bir güçte o zamana kadar, Çanakkale'ye kadar hiç yenilmemiş. Denize hiçbir mağlubiyet almamış. O yüzden de yenilmez armada olarak biliniyor. Ama iki savaş gemisini ilk defa tarihte orada kaybediyor. İngiltere, Fransız ve İngiliz donanmasının sonuna hazırlıyor. Şimdi biliyoruz ki donanması, deniz gücü yok, sıfır noktasında neredeyse. Fakat bir Nusrat'tan bahsedilir. Nusrat son derece önemli. Siyah kuğu diye adlandırılır. Kelebek etkisinden bahsedilir. Hani siyah kuğu derken tabii mutlaka altını da çizmek lazım. Tarih değiştirici, oyun değiştirici, daha önceden öngörülmesi imkansız olaylar için kullanılan, söylenen bir deyim bu, siyah kuğu. Nusrat'ın bir siyah kuğu olduğu o dönemin İngiliz Denizcilik Bakanı Winston Churchill'in anlatımıyla bir ekranlara taşımak istiyorum. Yani ne oldu da dünyanın en kudretli donanmaları Çanakkale Deniz Zaferi'nde Çanakkale'nin boğazın sularını boyladı. Yenilmez armada nasıl yenildi? Hemen bir onu ekranlara taşıyalım. Şöyle diyor Churchill, fırtınalı bir günde 8 Mart 1915 sabahı İngiliz muhriplerinin geri çekilmiş olduğu bir saatte. Nusrat mayın gemisindeki bilinen mayın hatlarının önüne yeni bir hat çekti. Bu hat diğerleri gibi boğazın orta hattına dikey değil, paraleldi. Türklerin elindeki son çare olan demirli mayınlardan ibaretti. Birinci Dünya Harbi'nde bütün Avrupa'da milyonlarca insan ölüm kalım mücadelesine girmişti. 2-3 milyon asker ölü ve yaralıydı. 4-5 bin harp gemisi denizlerde hareket halindeydi. Kemiklerini Fransa, Belçika, Polonya, Galicia, Balkanlar, Filistin, Suriye ve Kuzey İtalya topraklarının örttüğü 6-7 milyon insan düşmanlarının kurşun ve gülleleriyle değil 18 Mart sabahı Çanakkale'nin kuvvetli akıntısında o sözleri arkadaşlar ekranlarda tutalım lütfen. İncecik çelik halatları üzerinde sallanan 26 demir kap yüzünden yok olup gitti. Churchill dönemin Ahliye Nazırı'ydı, Deniz Bakanı'ydı ama nihayetinde oyun değiştirici, tarih değiştirici unsurunun böyle altını çiziyor Nusrat Mayın Gemisi'nin. Bu konuda altı çizilmesi gereken unsur herhalde o gece ve Nusrat değil mi Sayın Amiral? Tabii. Şimdi burada çok önemli bir şey daha var Sayın Hanım. Bizim bu mayınlar aslında bizim mayınlarımız değil. Rusların boğaza döşediği, boğaz önlerine döşediği 26 tane mayın taranıyor. Mayın tarama harekatıyla. Bunlar sökülüyorlar. Yani bizim boğazlarımız mayınlanmışken bizim mayın avlama tarama gemilerimiz gidiyorlar. Bu mayınları tarıyorlar ve bu mayınları toplayıp Çanakkale'ye getiriyorlar. Ve Çanakkale'de Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret gemisi dünyanın bence en ünlü savaş gemisidir.
kader değiştiren bir gemidir tek başına. 270 bin tonluk bir armadayı dize getirmiş bir gemidir. 26 mayınla. Ve alışılagelenin ve tahmin edilenin aksine dikine değil, yani karşı karşıya dikine değil, boğazı enine değil, dikine, sahile paralel olarak manevra, gemilerin manevra yapacağı yere döşeyerek aslında müthiş bir öngörüde bulunulmuş ve 26 mayın 2600 mayın görevi yapmıştır. Öyle bir stratejik dehadır ki bu milletin kaderini değiştirmiştir bu karar. O nedenle burada Yüzbaşı Hakkı Bey'i ve aynı zamanda Yüzbaşı Hakkı Bey'i büyük bir rahmetle anıyoruz ki iki gün önce kalp krizi geçirmiş olmasına rağmen gemisinin başına geçiyor ve geliyor ve kaderini değiştiriyor. Allah'ın da tabii büyük yardımıyla bu millete. Bunu da unutmamak lazımdır. Evet. Şimdi bu ilahi yardımların da eşliğinde bu millete çok önemli büyük bir zafer kazanılıyor. Ama bizim buradan çıkartacağımız çok önemli bir ders vardır. Eğer bizim donanmamız olmuş olsaydı, Jön ekolü denilen ekol Abdülhamit zamanında ve sonrasında yani 1908-2. Meşrutiyet sonrasında da bu ekol olmasaydı, yani bu ekol şuydu: kıyıya bağlı savunma yapmak, sahilleri korumak sadece. Evet. İşte öyle olunca Çanakkale'nin önüne elini kolunu sallayarak giren düşman donanması, dünyanın en büyük donanması, bugüne kadar ki en büyük donanma önümüze kadar geldi. Şimdi Allah o yüzden bir daha Türkiye'yi donanmasız bırakmasın. Donanmasını güçlü kılsın. Donanması ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güvendedir. Bu da çok çok önemlidir efendim. Bunu ifade etmek lazımdır. Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege, burada Türkiye'nin hakları, çıkarları, bunun açıdan son derece önemli olan bu mavi vatan kavramının da aynı zamanda siz fikir babasınız ve orada ortaya koyduğunuz bu tezle birlikte Türkiye Libya ile yapılan mutabakatla önemli bir yol almıştı. Ama o gün bugündür işte Doğu Akdeniz'de mi savaş çıkacak, Türk-Yunan savaşı mı çıkacak, işte efendim Karadeniz'de mi çıkacak falan derken sizin de değerli yorumlarınızla takip ettiğimiz bu son derece kritik 2,5-3 yıllık süreç içinde Karadeniz'de o savaş başladı. Bugüne dair yorumunuzu merak ediyorum. Son olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olarak ortaya çıktığına dair ve Kurtuluş Savaşımızın aslında Çanakkale Destanı'ndan doğduğuna dair bir alıntı yaparak son yorumunuzu soracağım. Ama Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz'deki savaş, Montreux 1936, o Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi şu anda ortaya çıkıyor değil mi Sayın Yaycı? Evet. Şimdi 1936 Montreux Sözleşmesi aslında Atatürk'ün siyasi dehasının, politik dehasının, diplomatik dehasının bir ürünüdür. Hem konjonktürü iyi takip ederek hem de konjonktürü Türkiye lehinde kullanarak 1923 Lozan Sözleşmesi'nin eki olarak imzalanan Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni Türkiye lehinde değiştirmiştir. Montreux Sözleşmesi nedeniyle Türkiye'nin şu anda başı hiç ağrımamaktadır. Ne Rusya baskı yapabilmektedir ne Batı baskı yapabilmektedir. O yüzden Montreux'u kaşımak, kurcalamak doğru bir şey değildir. Bunun altını çizmemiz lazımdır. Türkiye Montreux ve Karadeniz'deki varlığıyla bugüne kadar geliştirdiği inisiyatiflerle barış, istikrar ve güvenliğin öncüsü olmuştur, olmaya devam etmektedir. Ve herkes tarafından güvenilir, ara bulucu rolü üstlenebilecek en önemli aday devlet olarak gözükmektedir. Bu çok önemlidir. Türkiye tarafsızlık politikasını gütmek durumundadır. Ne orada ne burada. Çünkü bizim hem Ukrayna ile hem Rusya ile de çok iyi ilişkilerimiz var. Hayati ilişkilerimiz var. Her bakımdan hayati ilişkilerimiz var. Onun için de ve bıçak sırtında tarafsız bir politika izlenmeye çalışılıyor. Bu politikayı şuraya ve buraya çekmek isteyenlere de tamah etmemek lazımdır. Bu memleketi ciddi tehlikeye atabilir uzun vadede. Hatta belki de kısa vadede atabilir. O nedenle bizim taraf olmaktan ziyade tarafsız, objektif, arabulucu olmamız çok önemlidir. Çok önemlidir. Bunu da devam ettirmek lazımdır. Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın yaptığı apaçık bir işgaldir. Bunun affedilir bir tarafı yoktur. Ancak bununla beraber Ukrayna'da Batı'nın gerçekten oyununa gelmiştir. Netice itibariyle herkes biliyordu ki Ukrayna NATO'ya üye olamazdı. Çünkü sınır sorunu ve
toprakları işgal altındaydı. O zaman böyle bir devletin zaten NATO'ya üye olmasına imkan yokken bunları anayasasına eklemek ve Rusya'yı kışkırtmanın da bir anlamı yoktu. Şimdi Rusya aynı şeyleri zamanında Türkiye'ye de yaptı. 1951 Tabii. Kasım'ında Türkiye'ye ultimatom verdi. Tabii. NATO'ya giderseniz ben buna müsaade etmem dedi. Ama Allah'tan o 3-5 ay içerisinde biz NATO'ya girerek bir rahatladık. Ama bu şimdi burada bir aslında Ukrayna'nın iki tarafın tepişmesinde diyelim affınıza sığınarak arada kaldığı çok açık. Ve ipiyle kuyuya inip de Batı'nın kuyuda da bırakıldığı da çok açık. Evet. Şimdi bundan sonra gelecek olan nokta şu olacak efendim. Ukrayna'da bazı bölgeler Donbas ve Kırım bölgesi Rusya'nın egemenliğine verilecek, etkisine verilecek. Ve belki Odessa gidecek. Tarafsız ve belki de silahsızlandırmış bir Ukrayna ile karşı karşıya kalacağız. Bu da bize diplomatik zafer olarak lanse edilecek. Neticede de denilecek ki işte Ukrayna'nın tümü işgal edileceğini, işgal edilmedi bu başarıdır denilecek. Evet, Sayın Yaycı, geldiğimiz bu noktada tabii bundan sonra ne olur sorusunu soracağım. Çünkü savaşın 23. günündeyiz ve dediniz ki hani Rusya vakti zamanında, Sovyetler Birliği 1951'de vakti zamanında bunu bize de yapmıştı. Rus Çarlığı, sonra Sovyetler Birliği, şu anda Rusya Federasyonu bir çizgi var. Bu çizgi içinde taktikler, güvenlik anlayışı, bu doğrultuda atılan adımlar, saldırganlık diyelim gayet net olarak, benziyor mu diye soracağım. Ve şu anda mesela Kiev 23 gündür, hani 2 gün içinde düşer Kiev falan deniyordu. Zelenski dayanamaz gider diyordu. O Zelenski bir figür olarak ortaya çıktı, bir lider figür olarak ortaya çıktı. Ukrayna halkı büyük bir dayanışma gösterdi kuşkusuz. Ne olursa olsun topraklarına sahip çıkıyorlar. Ama bu çerçevede bakıldığı zaman sizce şu anda sahada ne oluyor? Kiev 17 günlük kuşatma altında. Burada işte Putin girmekten imtina mı ediyor? Yoksa zorlandı, böyle bir hani bataklığa battı deyimi var. Bu mu acaba gündemde? Bundan sonra ne olur? Bir yandan da çünkü müzakereler devam ediyor. Ama şunun altını çizelim. 93 Harbi'nde Yeşilköy'de ya kadar geldi o zaman Rus ordusu. Ve İstanbul, Osmanlı barış istemek zorunda kaldı. Bu mudur? 93 Harbi taktiği midir şu anda? Kiev kuşatılıp yani bu işin daha da ileri bir yıkıma ve tabii ki dünya kamuoyundan tepkiye neden olmadan masada çözüme mi zorluyor Putin, yoksa ilerleyemiyor mu gerçekten? Şimdi efendim şöyle bir kere şunu söylemek lazım. Buradaki Putin'in de açıklaması var. Kiev'i işgal etmeyeceğiz. Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz diye. Bu şu demektir bizim askeri terimle. Daha fazla ileri gitmeden düşmana diz çöktürmek. Yani siyasi ve askeri hedeflerini kabul ettirmek, elde etmek. Yani o bakımdan şu anda Rusya aslında biraz da sınırlı güç kullanarak bunu yapıyor. Buna sınırlı güç kullanmak denir. Yani Rusya'nın kimse şu anda tam gücünü kullandığını söyleyemez. Bu sınırlı güç kullanımıdır. Rusya'nın elinde birçok çok ciddi silah var ama bu silahları kullanmıyor. Sınırlı bir güç kullanıyor. Ama bu arada bu sınırlı güç kullanırken özellikle konvansiyonel gücün de sınırlısını kullanmaktadır Rusya şu anda. Kullanırken Rus ordusunda da ciddi bir disiplinsizlik ve planlama hatası olduğu da çok açıktır. Yani yolda kalan kamyonlar, işte yakıtı biten tanklar, çamura saplanan tanklar, zamanlama, işte aç kalan askerler, lojistik planlamasının, harekat planlamasının çok iyi yapılmadığını da görüyoruz. Bununla birlikte ben geçenlerde Azerbaycan televizyonunda bir yayına katıldım. Orada da çok net ordunun görüntüleri vardı. Biz onu TÜBİTAK'tan da yayınladık. Karabağ'dan dahi asker çekiyor şu anda Rusya. Bu Rusya'nın umduğu gibi, planladığı gibi, nasıl planladıysa bilmiyoruz, planladığı gibi gitmediğini de gösteriyor aslında. Ama bununla beraber sadece Karabağ'dan çekmiyor, sayınların Libya'dan da asker çekiyor. Libya'dan %40 ile %60 arasında askerin çektiği söyleniyor. Suriye'den ne kadar çektiği, çekeceği belli değil. Şimdi o zaman gerçekten ortada hem biz Ukrayna'nın doğru düzgün bir ordusu olmadığını gördük, hem de Rusya'nın öyle gözümüzde büyütülen bir ordusu olmadığını, ki yerinde zaten görenlerden bir tanesiyiz ve
disiplinli bir ordu olmadığını da görmüş olduk. O nedenle bu savaşın ve bir kere bu savaşta Ukrayna'nın boşaltılması, takviye edileceğine tahliye edilmiş olması ve Rusya'nın eline bırakılması da ayrı bir soru işaretidir. Ayrı bir soru işaretidir. Burada iki yaklaşım var biliyorsunuz. Birisi Rusya'yı tuzağa düşürmek, Saddam gibi Kuveyt'i vererek işte yapmak ama Rusya bir Irak değil, Putin de bir Saddam değil. Onu unutmamak lazım. Onun için ben bu yorumlara pek katılmıyorum. Ama bununla birlikte Kaliningrad'dan Odessa'ya kadar veya Odessa'nın biraz doğusu diyelim Herson'a kadar Transdniester'in teğet geçen ya da Transdniester'i içine alan bir hat Ruslar tarafından güvenlik hattı olarak belirlenmiş olduğu açık. O bölgeyi kesinlikle kontrol altına almak istiyorlar. Avrupa ile aralarında bir tampon oluşturmak istiyorlar. Bu tamponun içerisinde Belarus, Ukrayna olacak. Bu Belarus ve Ukrayna'nın kesinlikle Avrupa ile entegre olmasının önüne geçilmesini sağlamak istiyorlar. Ve göründüğü kadarıyla barış konuşmalarından da çıkan sanki Kırım'ın ve Donbas bölgelerini konuşabileceğini söylemesi Zelenski'nin aslında Rusların amacına erişmek üzere olduğunun göstergesi gibi görünüyor. Ama biraz önce de dediğim gibi bu diplomasinin bir zaferi olarak lanse edilecek. Neden? Ukrayna'nın tümü işgal edilecekken tümü işgal edilmedi denilecek. Aslında baştan hedeflenen buydu. Bunu da unutmamak lazım. Sayın Yaycı, efendim şimdi arada pek çok tabii ki bu 23 gün içinde farklı sözler sarf edildi. Siz söylediniz hani Batı'nın ipiyle kuyuya inen Ukrayna kuyunun dibinde kaldı. Nihayetinde yüzüstü bırakıldı. Altını çizmek lazım dediniz nihayetinde. Rusya, Saddam benzetmesi yaptınız, Saddam Putin. Yani bir anlamda Sayın Yaycı, Ukrayna, Rusya ve Putin siyasi hedef olan Rusya ve Putin'in ortadan kaldırılması, birliğinin bozulması, Putin'in belki siyaset sahnesinden silinmek için bir miktar tabii ki rahatsız edici bir terim ama yem olarak mı kullanıldı? Şimdi işte bu söyleniyor ve sanki Sayın Putin'i işte Saddam'a benzetmek gibi. Hayır, hiç alakası yok. Yani Putin'le Saddam yan yana gelemez. Irak'la Suriye de yan yana gelemez. Ve Rusya'yı tanıyanlar gayet iyi bilir ki Rusya'da bu tür yönetim değişiklikleri bu konularla pek olmaz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bunun neticesinde Ukrayna Rusya'nın etki alanının içerisine girecek olursa Putin çok daha fazla güçlenir. Ve bu güçle Türk Cumhuriyetleri de korkudan, bakın çok açıklıkla söylüyorum, korkudan Putin ne derse, Rusya ne derse onu yaparlar. Şimdi bunu düşünmek lazım. Evet, bu yani şu anda çok kırılma noktası hem bölge için hem de tabii ki. Tersine döner. De şunu hatırlatalım. Sadece ispatlanmış yeraltı zenginlikleri. İspatlanmış yeraltı zenginlikleri Rusya'nın 30 trilyon dolardır. Yani siz bu ekonomiyi kolay kolay yıkamazsınız. Elbette sosyal haklarında bir takım eksiklikler olabilir. İşte bilmem bir takım marka telefonlarla konuşamıyor olabilirler. Sosyal medyayı kullanamıyor olabilirler. Bilmem o köftecilere gidemiyor olabilirler. Ama Rus halkını yakından tanıyanlar şunu da bilmelidir. Bu üst düzeyi etkiler. Alt düzeyde Rus halkı zaten çok da zengin değildir yani o bakımdan bakınca ve sabırlıdır ve milliyetçi bir yapıları vardır. Bunu da unutmamak lazımdır. Eğer Ukrayna Rus etkisine girerse bu tam tersine döner, tamamen bir blok oluşur. Batı'nın karşısında bir blok oluşur ve oluşacak blokta kolektif güvenlik anlaşması örgütü eski Varşova Paktı'nın yerini alır. NATO'nun karşısında bir yapı çıkar. NATO da konsolide olur. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü de konsolide olur. Dolayısıyla iki kutuplu mu deriz artık? İki merkezli mi denir? İki cepheli mi denir? Bir yapıya dönülür. Ondan sonra da yavaş yavaş biliyorsunuz 2016'da da Amerika Birleşik Devletleri Kırım'ın işgalinden sonra 2014'ten sonra ekonomi ticaretini sıfırlamıştı. Sıfırladı tabii.
Hep de bunu söylüyor Moskova, diyor ki yani zaten bahane arıyordunuz, biz zaten alışığız. Ama Sayın Yaycı, alışık olduğunun, evet doğru, 2014 sonrasında alışık olduğu bir düzen var. Sürekli ağır ekonomik yaptırımlar var ama onu kat be kat aşan bir çerçeveye çıktı deniyor. Gerçi Zelenski halen bir uçuşa yasak bölge istiyor. Hala savaş uçakları, hala hava savunma sistemleri istiyor. Teşekkür ediyoruz. Ekonomik yaptırımlar son derece önemli ama yetersiz. Tam teşekküllü bir ticari ambargo uygulanmalı diyor. Burada ne oluyor? Yani Putin'i kim nasıl durduracak? Yani ekonomik ambargolar la çökertemezsiniz ya da durduramazsınız diyorsunuz değil mi efendim? Nihayetinde. Yani diz çöktüremezsiniz. Yani ben onu söyleyeyim. Diz çöktüremezsiniz. Bir kere şöyle bunu görelim. Ya Amerika Birleşik Devletleri bugün doğalgaz ve petrol alımını durdurdu Rusya'dan. Evet. Ve bunu büyük bir reklamla yaptı. Halbuki doğalgaz zaten almıyordu. Evet. Aldığı petrolünde sadece %1'iydi Rusya'dan aldığı petrol. Aynı şekilde Rusya da Amerika'ya doğalgaz saklıyordu ve sattığı petrolün de %1'inden aşağısını Amerika'ya veriyordu. O zaman bunun bir öyle lanse edildiği gibi bir etkisi yok. Yaptırım gücü yok. Bak, evet. Bakın uranyumu kısıtlasında, yani uranyumu Amerika Birleşik Devletleri almıyorum desin. Veya füze parçalarının birbirleriyle ticaretini kısıtlasınlar. Mesela bunu yapsınlar. Ya da tahıl ithalini durdurdum desinler. Mesela bunları kimse demiyor. Ama yarın bir gün Türkiye'nin kapısını çalıp şöyle diyebilirler. Ona hazırlıklı olalım. Biz petrol ve doğalgaz alımını durdurduk Amerika olarak. Siz de durdurun. Siz de yaptırıma katılın. Veya öyle bir kalem seçilir ki NATO üyesi ülkeler olarak biz yaptırım kararı aldık. Şunları almayacağız diye. Veya şunları satmayacağız diye. Domates satmayacağız mesela dedi. Domates satmayacağız. Ve işte narenciye satmayacağız dedi. Zaten en büyük ihracatçı biziz. En fazla etkilenecek biziz. Ya biz buna diğerlerinin böyle bir sorunu yok. Hemen hemen. Biz buna katılmasak yaptırıma katılmıyorsun olacak. Katılsak biz kendimizi vurmuş olacağız. Şimdi Türkiye onun için bunlara çok iyi hazırlıklı olmalıdır. Evet. Böyle sahte gülücükleri de pek kanmamalıdır. Evet, bugüne kadar çünkü hani Yunanistan karşısında yani pek çok 3 tane pakt imzalandı. Yani bir NATO varken neden Amerika ve işte Yunanistan Atina ile Washington bir savunma işbirliğini geliştirme anlaşması imzaladı? Neden Fransa ile, neden İngiltere ile benzer paktlar imzalandı? Sonuçta nedir bir savunma paktının? Bir hedefi olur, bir düşman olur. Oradaki düşman kimdir? Türkiye. Bunu da zaten çok net bir biçimde Yunanistan söylüyordu, Atina söylüyordu. Bizim egemenlik haklarımızı kullanmamız karşısında savaş nedeni sayarım tehdidinde bulunanlar bu sefer bundan sonra iki kere düşünsünler. Dünyanın en büyük, Avrupa'nın en büyük nükleer gücü arkamda dedi Fransa için. Şimdi, aynen bu söyledi. Peki, aynen bu söyledi. Bize bunlar yapıldı ama şu anda Ukrayna Savaşı'yla özellikle bu son dönemde yani 15 Temmuz darbe girişimini de katıyorum bunun içine. Türkiye'ye yönelik bu hasmane tutumda böyle bir adım geriye çekildiler. Bakıyorlar ama siz diyorsunuz ki Sayın Yaycı ama işte Türkiye şöyle iyi, böyle kıymetli bir ülke. Hem Ukrayna hem de Rusya ile şu anda direkt diyaloğu var. Ne işgal ne yaptırım diyor. Bu dengeli bir tutumdur diyorlar ama yarın öbür gün dönüp hadi bakalım sen de katıl yaptırıma diyebilirler. Ne işgal ne yaptırım politikası sürdürülebilir değil mi efendim? Şimdi burada çok dikkatli olunması lazım. Türkiye'nin yavaş hareket etmesi lazım. Çok ciddi yavaş hareket etmesi lazım. Bir de bu Batı'nın iki yüzünü çok iyi görmek lazım. Şimdi ben dedim ki, Sayın Hanım buradan bir kez daha seslenin. Ben dedim ne Amerikacı, ne Çinci, ne Rusçu, ne Avrasyacı, ne Atletikçi, ne şucu, ne bucuyum dedim. Türkiye'ciyim, Pergil'in merkezi Ankara'dır, Ankara'dan bakarım dedim. Bu demek değil ki, ya ben Avrasyacı görüşe karşıyım. Ben işte ne bileyim Avrupacı görüşe karşıyım. Ben NATO'cu görüşe karşıyım. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaati neredeyse onunla ittifak yaparım, onunla birlikte hareket ederim. Menfaatim çakışıyorsa mücadele ederim. Yani ama bir tarafa kanalize olup diğer tarafı kapıyı kapatmam. Türkiye'nin politikası bu olmalıdır. Atatürk'ün politikası da budur. Hem Sovyetlerle hem Batı'yla da denge içerisinde götürmüştür bugüne kadar. Şimdi burada şunu unutmamak lazım. Batı'nın iki yüzünü. Karabağ'da biz İHA'ları, SİHA'ları kullanınca
ambargo uygulamadılar. Tabii. Biz burada kullanırken süper, müthiş, madalya veriyoruz diye manşetlere taşımadılar mı? Evet. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Ukrayna'nın da toprağı işgal ediliyordu. Azerbaycan'ın toprağı da işgal ediliyordu. 30 yıldır işgal altındaydı. Tabii. 30 yıldır işgal altındaydı bir de üstüne üstlük. Tabii. Yani onların haklı davasında yer aldık. Onlarınki haksız. Bunların davasında bunlara silah sattık diye bunlarınkinde de bu sefer manşetlere çıkartılıyoruz. Bu ikiyüzlülüğe inanmamak lazım. Bir de Suriye'ye bakmak lazım. Suriye'de peki Ukrayna'da birbiriyle böyle didişen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya niye Suriye'de didişmiyor birbiriyle? Niye Libya'da didişmiyor birbiriyle? Hiç oralarda karışıklık var mı? Yok. Dünyanın her tarafında karşı karşıya oldukları yerler var. Aynı yerde bulunuyorlar ama oralarda hiç bu Ukrayna meselesini oralara karıştırmıyorlar. Türkiye'nin bundan alacağı çok önemli ders vardır. Bugün Münbiç'e kadar bu PKK'lı teröristler araçlarına Rus bayrağı takıyorlar. Münbiç'ten doğuya geçerken de Amerikan bayrağı takıyorlar. Benim bu gözlerim onu gördü. Bu gözlerim onu gördü. Atmıyorum yani bunu. Bunu bir milletin görmesi lazım. Efendim ya burada Amerika besliyormuş da Moskova'da PKK'nın büroları ne olacak? Köyleri ne olacak? İrtibat bürosu ne olacak? PKK'lı PYD'liler daha 6 ay önce gidip Rusya'da en üst düzeyde görüştüler. Şimdi bunları hiç görmüyoruz. Rus bayrağı çekenleri de görmüyoruz. Amerikan bayrağı çekenleri de görmüyoruz. Bir de soru şudur. Mesela biraz önce söylediğiniz. Bu Batı Trakya'ya Dede Ağaç. Gelen silahlar neye karşıydı? Tabii. Rusya'ya karşı NATO üyelerini desteklemek içindi. Nerede o silahlar? Zelenski her Allah'ın günü silah gönderin bana diyor. O öyle Dede Ağaç'ta duruyor. Evet, iki senedir oraya yığınak yapıyorlar. Evet. Bunların hepsi soru işaretidir. Yarın bir gün Allah muhafaza bu yaptırımlara uymama durumunda başka bir şeyle karşılaşırsak ona da şu andan zihin pratiği yapmak durumundayız. Peki. Çok önemli. Sayın Yaycı. Çok önemli. Peki şu anda geldiğimiz noktada yani dünya basınında ki yorumlar Türkiye uyguladığı bir istikrarlı denge politikası. Bu iki kelime son derece önemli. Çünkü ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Kardeşim dedi siz 2014'te Kırım'ın ilhakı konusunda gerçekten bir haysiyete duruş gösterebilseydiniz yani Kırım'ın ilhakına hayır deyip o zaman harekete geçseydiniz, o zaman Rusya'ya tavır alsaydınız bugün yaşamazdınız. Halbuki Türkiye Kırım'ın ilhakını asla kabul etmedi ve o gündür bugündür durduğu noktada duruyor. Hani Rusya ne diyor? İki gün önce malum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'daydı. Rus mevkidaşı Lavrov da bir araya geldiği zaman aynen şunu söyledi. Ukrayna konusunda Ankara'yla politikalarımız örtüşmüyor. Ama Ankara'nın çabalarından ve varlığından biz hoşnutuz. Yani, evet. Yani şimdi bu son derece önemli. Bunu sağladıktan sonra dünyada şöyle yorumlar ortaya çıktı. Bu krizin sürpriz kazananı Türkiye'dir. Değil mi? Zaten hani SİHA'larımız her seferinde altı çiziliyor. Bütün bu aktif çatışma alanlarında oyun değiştirici, tabiri caizse siyah kuğu diye demesek de ama oyun değiştirici nitelikte bütün çatışma alanlarında öne çıkan unsurlardı. İşte Ukrayna'da yani öyle bir Türkiye var ki Ukrayna'ya SİHA'da satıyor. Rusya ile birlikte diyelim ki burada çok önemli işbirlikleri var. İşte nükleer santral konusunda da taviz vermiyor. Şimdi böyle bir pozisyonda zorlanabilir yaptırımlara diyorsunuz. Ve bu bir anlamda silahın kendisine doğrulması anlamına gelir diyorsunuz. Peki bunun öbür madalyonun öbür yüzünde şu andaki konumunu fırsata çevirebilir mi? PKK, PYD terör örgütüne verdiğiniz desteği o zaman kardeşim siz çekin. Madem benden bir her yaptırıma katılmamı istiyorsunuz. NATO daha benim müttefikimsiniz ama terör örgütünü destekliyorsunuz. Libya'da, Doğu Akdeniz'de benim çıkarlarıma gözünüzü kapattınız, hasmane tutum sergilediniz. Siz de bunları değiştirin gibi. Elimizde böyle bir pazarlık gücü var mı an itibariyle? Ben de onu söyleyecektim. Siz sonunda söylediniz. Elimizde bunu söyleyebilecek bir pazarlık gücü elde ettik mi biz bir kere? Bu çok önemli. Pazarlık gücümüz var mı? Yani bizim savaşın kaderini, bu krizin kaderini değiştirebilecek bir etkimiz var mı? Soru budur. Yani ben göremiyorum. Şimdi burada Montreux Sözleşmesi'ni uyguluyoruz biz. Montreux Sözleşmesi'nin savaşın gidişine ya da sonucuna bir etkisi yok. Neden? Çünkü ortada bir deniz savaşı yok. Ortada
Ukrayna'nın da bir donanması yok doğru düzgün. Şimdi Ruslar da bütün gemilerini savaştan önce getirdiler zaten oraya kullanabilecekleri gemileri. İşte bir dört tane gemi geldi, üçü geçemedi. Karadeniz'e kayıtlı değiller diye. Karadeniz'deki üstleri evet. üst bağlı gemiler değil diye. Ama onun dışında zaten Rusların da buna çok büyük ihtiyacı yok. Şimdi burada Türkiye'nin İHA SİHA satması meselesi son derece normaldir. Bunu Türkiye'yi taraf kılmak için suistimal edenler vardır. Kesinlikle taraf olacak bir durum yoktur. Biliyorsunuz Ukrayna ordusu Rus silahlarını Ruslara karşı kullanıyor. O zaman Rusya'ya mı düşman olacak yani? Böyle bir ters önerme çıkar. Onun için burada bizim çok hakikaten çok böyle bizim genel olarak biz böyle bizim coğrafyadaki insanlar şöylesin böylesin denmesinden çok hoşlanırlar. Evet. Ama batılı insanlar altını doldururlar bunun. Bizim şimdi altını doldurmamız lazım. Biz gerçekten bundan karlı çıkacak mıyız? Fırsata çevirebilecek miyiz? Zararlarımız ne olabilir? Bu zararları önleyebilecek miyiz? Şimdi önce zararları sayalım. Zararlar bir kere Türkiye'nin, ben geçen gün söyledim ama bazıları dedi ki Türkiye'nin kendi kendine yeter tahılı vesairesi vardır dedi. Ama dünyanın en büyük un ihracatçısı ve makarna ihracatçısı Türkiye'dir. Un ihracatı ve makarna ihracatı da ithal tahıldan yapılıyor. İthal buğdaydan yapılıyor. Bu da çok büyük bir orandır. Dolayısıyla biz bir kere bu ihraç kaleminden mahrum kalacağız ve ihraç kaleminden mahrum kalınca içerideki tahıl bu firmalar tarafından talep edilecek. O zaman arz talep dengesi değişecek ve fiyatlar artacak. Ekmeklerimizin fiyatları artabilir. Evet. Doğal gaz konusunda önümüzde ciddi bir yaptırım şeyi var, karşılıklı yaptırım silahı var. Yani Rusya'ya karşı bir yaptırım durumunda Rusya derse ki ben doğalgazı iki katına çıkarttım, savaş değil neden, başka türlü nedenler vesaire derse bahane, onun da bize dönüşümü çok çok fazla olabilir. Ve bunun dışında bizim S-400 ve nükleer santral gibi bir sürü şeyimiz var. Savunma sanayi alanında işbirliğimiz var, turizmimiz var. Bunların hepsi bize risk. Eksi yazacak tabii. Şeyler. Ama artı yazacak şeyler de var. Nasıl artı yazacak şeyler? Bunlar Türkiye fırsata çevirebilir bunları. Mesela tahıl üretimine geçebilir ve tahıl ihracatçısı olabilir gibi birçok alanda. Yani kötü komşu ev sahibi nasıl yaptıysa bizi milli savunma sanayinde. Yani evet, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin her türlü beka meselesinde terörle mücadele de dahil Türkiye'ye müttefik deyip gerektiğinde ilk kestiği bir mühimmat, askeri destek olduğu için hani biz ne yaptık? İHA'larımız işte kendi milli muharip uçağımız o yolda ilerliyoruz. İşte yani şu andaki zaaflarımızı görüp belki bu krizi bunları gidermek için kullanırsak tamam kazanırız diyorsunuz. Yani işte buğdayımız, tahılımız. Çok önemli bir şey var. Buyurun. Sadece onu söyleyeyim. Estağfurullah. Konuşma girecek araya çünkü ondan sonra ayrılmak zorunda kalacağız. Ama şöyle bir durum söz konusu. Mesela bu mühendisleri bizim mutlaka buraya getirmemiz lazım. Mutlaka yani savunma sanayi mühendislerini, uçak mühendislerini Ukrayna'nın, gaz türbünü makine motor mühendislerini, bunların hepsini tutup bilim adamlarını buraya getirmemiz lazım fabrikalardaki. Bu çok evet. önemli. Biz burada bunu güçlendirmemiz lazım. Onları kaçırmamamız lazım. Onlar batıya gitmesinler, bize gelsinler. Evet. Onun için de devlet bunun gereğini yapsa fırsatı büyük bir fırsata dönüştürmüş oluruz. Çünkü yani Ukrayna ile son derece önemli. Yani bizim ittifak içinde bulunduğumuz müttefiklerimiz bize hava savunma sistemini hani bugün dün falan değil nihayetinde balistik füze tehlikesini Sovyetlerin yıkılmasından sonra bütün coğrafyaya dağılması ardından Türkiye bana hava savunma sistemine destek ol işte bana hava savunma sistemi ver falan filan dedi. Sonuçta ne olduğunu biliyoruz. 2015'te bunları satmadılar. 2015'te de apar topar söküp götürdüler. Neden? Türkiye'nin bunu nerede kullanacağı belli değil. Suriye'de iç savaş var. Oradan habire benim kafama işte düştü, havan mermisi düştü falan değil. Oradan dönüp Türkiye'yi hedef alan saldırılar var. Bunun için dendi. Yok hayır, orada sivilleri öldürmeye kullanacak bunu Türkiye. Sivilden kasıt ne? Terör örgütü. Onun için apar topar söküp götürdüler. Şimdi bizim sıkıntılarımız, S-400 aldık bunun üzerine, F-35 alımını kestiler. Kıbrıs konusunda, KKTC konusunda büyük, derin
insanlık dışı bir çifte standart var. Yani mesela bu konuda da Rum kesimi ben AB'ye üyeyim dedi. Rusya'ya yaptırımlara katıldı. Buna karşı mesela bizim elimizde böyle bir koz olabilir mi? Nihayetinde Türkiye'de KKTC diyor ki ya gelin buyurun benim limanlarımı kullanın diyor. Mesela bu Kıbrıs konusunda da bir bir hamle yapılabilir mi? Suriye'de, Doğu Akdeniz'de bunları ne dersiniz efendim? Şimdi şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte bir takım şeyler söyleniyor. Ruslara limanları açalım vesaire açalım filan. Bu bir kere bunun taraf olup olmama konusunda çok ciddi bir karar verilmesi lazım. Türkiye'nin şu andaki kazancı tarafsız olmaktır. Yani tarafsız olmakla bu saygınlığı sağlıyor. Çok önemli bir şeydir. Ama Türkiye bu krizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtarak çıkabilir. İşte ben de onu soruyorum efendim. Bu evet. Var değil mi? Bu böyle bir... Var. Var, var. Nasıl tanıtarak çıkabilir? Bakın en önemli şeyi. Ayağımıza top geldi. Ben buradan bir kez daha söylüyorum. Bunu bir strateji paper olarak, strateji kağıdı olarak da hazırladık. Bunu da gerekli yerlere bildirdik. Şimdi şöyle, biliyorsunuz doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı Avrupa Birliği azaltmak istiyor. Evet. Fakat İsmet projesi güzergahı hem maliyet etken olmadığı için hem Türkiye'den izin istemedikleri için, izin istemeye tenezzül etmedikleri için kadık oldu. Amerika Birleşik Devletleri de huzursuzluk çıkarttığı için ve maliyet etken olmadığı için desteğini çekti. Ama Sayın Avrilim o da bu Ukrayna Savaşı çıkınca desteğini çekti. Yani o da bir manidar. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı geldi. İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması. Büyük ihtiyaç. Büyük ihtiyaç. Bu kilidi kırmak için büyük ihtiyaç. Türkiye bunu fırsata çevirmelidir. Ya benim üzerimden geçsin, aa bak çok iyi falan dememelidir. Batılı gibi düşünmelidir. Burada o zaman benim hedeflerim ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne münhasır ekonomik bölge ilan ettirmek. Madem iki devlet var, onunla artık bunu çok net iki devletli gibi davranmak lazım. İki devletli gibi olmak lazım. Benim münhasır ekonomik bölgem burası. Bu boru hattı Kuzey Kıbrıs'ın Münhasır ekonomik bölgesinden geçecektir, evet. Ve ondan izin isteyecektir. Ondan izin isteyecektir. O da zaten verecektir. Ama izin istenmesi demek, fiilen tanınması demektir. Evet. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bunu yapmamız lazım. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'ye hemen bir münhasır ekonomik bölgenin deniz yetki alanının ortak kullanımı anlaşması imzalamalı. Bu arada doğalgaz ihtiyacının dünyada çok arttığını düşünerek, kabul ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sismik araştırma ve sondaj gemilerini kiralamalı veya belli bir süreliğine devretmeli. Onlara da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekmeli. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını sağlamalıdır. TÜRKDEX Başkanı Müsafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı. Sayın Yaycı çok teşekkür ederim. Son ben derece önemli ederim. Günde yorumlarınız, görüşlerinizle bundan 107 yıl önceden başlamak kaydıyla sağladığınız katkılar için sağ olunuz, var olunuz efendim. Sağ olun efendim, saygılar sunuyorum. Bilmukabele.